Gülümser Hanım'ı yalnız bırakmayın. Ona da düşman, tehdit etmişti. Tamam. Sen merak etme. Ederim. Birinin başına bir şey gelecekse bizim yüzümüzden olacak. Dikkat edin. Kimsenin başına bir şey gelmeyecek. Biz ikimiz yan yana olduğumuz sürece herkesin başına bir şey geliyor. Doğru ama yine de hayat bizi yan yana tutuyorsa bir bildiği vardır. Hani vazgeçmiştin sen? Son bir işimiz kalmıştı. Onu da halletmek istedim. Gülümser Hanım nasıl? Sorduğunu bilirse daha mutlu olacak. Sadece bilmek istiyorum. İyi olduğunu mu, kötü olduğunu mu? Savaş onu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Yapma o zaman. Baksana senin aklında o, onun aklında sen. Biz bunu biraz zamana bıraksak daha iyi olacak galiba. Ne bu? Fırının anahtarı. Evsiz kaldığımızı öğrendin yani. Hala bir yerlerde haber uçuranlar var. Sevenin çok. O fırın benim değil. Tekrar senin olabilir. İmzala. Bu ne? Evsizim, işsizim. Yeni iş kuruyorum. Para lazım. Fırını satıyorum. Yani sen yalan söylemeyi de pek beceremiyorsun ama. Yalan yok. Burada yazıyor. Fırını hacizinden aldığım fiyat. Ben yaktığım için tadilat masraflarını eklemedim. Akılsız başın cezası diyelim. Ben gerçekten hepinizden bıktım artık. Tamam. Son işte. İmzala kurtul. Sen içini rahatlatmak istiyorsun. Para falan da umurunda değil. Hem ben sana bunu değil 10 yılda 20 yılda bile ödeyemem belki. Eskisi gibi çalıştırırsın fırını. Ya ne var bunda Meryem, yavaş yavaş ödersin. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hayır, ticaret yapıyorum. İşim bu benim. Ev yapıp satıyorum. Bak benim gerçekten oyun oynayacak halim yok. Tamam, şöyle düşün. Sabah poğaçalar, simitler, börekler senden. En az 20 yıl ne yesem derdi yok. Bayağı kafa rahatlığı. Yani bence. Bak. Ben yeni bir hayat kuracaksam eğer, bunu kimsenin merhametiyle yapmayacağım. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Peki ne yapacaksın? Yani nerede kalacaksınız? O bizim sorumuz. Biraz olsun bile içimi rahat ettirmeyeceksin değil mi?